Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir tatlı yapacağız. Gerçekten denedim, size de tavsiye ediyorum. Bu şekilde öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şekerimi tencereme koydum. Ardından 3 su bardağı suyumu ekliyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 limon damlası ve 20 dakika kaynadıktan sonra şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi önceden yapmamın amacı, şerbetimi tatlıya soğuk bir şekilde ekliyorum. Onun için ilk başta şerbetini yapıyorum. Bu şekilde yoğurma kabına hamuru için malzemeleri koymaya başladım. 1 adet yumurta, 125 gram kadar margarin veya tereyağı, evinizde hangisi varsa, oda sıcaklığında olması önemli. 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yarım su bardağı kadar ilmeğimi ekleyeceğim. Öncelikle sıvı karışımları ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumu da ekliyorum. İlmeğimi de ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Artık homojen bir karışım elde ettikten sonra yavaş yavaş ununu ekliyorum. Arkadaşlar, tam ne kadar un kullandığımı tarifin açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ama siz yavaş yavaş ekleyin. Çünkü her unun kalitesi aynı olmuyor. Güzelce yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayacağız. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Buna göre ayarlıyoruz. Merdane yardımıyla bir parça hamurumdan aldım. Bu şekilde açtım. Güzelce cevizimi seriyorum ve şeritler halinde kesiyorum, uzun uzun. Ardından rulo şeklinde kıvırıyorum ve tepsime alıyorum. Bütün hamuruma aynı işlemi uyguluyorum. Gerçekten tadı efsane güzel oldu. Tatlının dışarıda yenmesi, hele ki bu zamanda, çok pahalı. Siz evde bu şekilde pratik tarifler yapıp daha ekonomik tatlılar yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra tepsimi aldım ve fırına gönderiyorum arkadaşlar. Fansız ayarda pişiriyorum. Yavaş yavaş pişirin ki içi hamur kalmasın. Evet, hazırladım. Artık sonuna geldim ve tepsime bu şekilde dizdim. Fırına gönderdim. Fırından çıktı, bu şekilde hazırladım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bu şekilde pratik tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum.